Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türk Telekom'un açıklanan 4. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Türk Telekom enflasyon muhasebesi kapsamında 2023 yılında bir önceki yıla göre %138 artışla 16.4 milyar TL net kar kaydetti. Güçlü net kar performansının önemli miktarda ertelenmiş vergi geliriyle desteklendiğini görüyoruz. Konsolide bazda 2023 yılının ilk yarısında gelir büyümesi yıllık %10 olarak gerçekleşirken konsolide favök marjı, maliyet enflasyonu ve işin kontratlı yapısı nedeniyle fiyat artışlarının gecikmeli yansımasının da sebebiyle yıllık 6.4 puan düşüşle %33,5 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesinin FAVÖK marjları üzerinde önemsiz bir etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Net borç ise 2022'deki 46,4 milyar TL'den 2023'te 40 milyar TL'ye gerilerken net borç bölü FAVÖK rasyosu 1,46 olarak gerçekleşti. Şirketin 2023 yıl sonu itibariyle hedge portföyünün etkin olmayan kısmı hariç 245 milyon dolar tutarında kısa döviz pozisyonu bulunuyor. Sonuç olarak finansal kaldıraçta iyileşme olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Enflasyon muhasebesi hariç olarak da bakarsak şirket 2023 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa tahminini %42 oranında aşarak 2 milyar 97 milyon TL net kar kaydettiğini açıkladı. Faaliyet karındaki artış, düşük kur farkı gideri ve güçlü ertelenmiş vergi geliri sayesinde net kar yıllık bazda %107 oranında arttığını da görüyoruz. Gelirlere de bakacak olursak piyasa beklentisinden paralel olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada hızlanan ARPU büyümesi ve güçlü mobil faturalı abone kazanımı sayesinde yıllık bazda %68 artarak 25.7 milyar TL'ye ulaştığını da görüyoruz. Favok ise 8.9 milyar TL olan piyasa beklentisine paralel olarak yıllık bazda %52 artışla 8,5 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık bazda 3.5 puan düşüşle %33.1 olarak kaydedildi. Ancak deprem ve diğer tek seferlik kalemlerin etkisi hariç tutulduğunda Favek marjı %35.9 seviyesine çıktığını da hatırlatmak isteriz. Şirketin 2024 yılı beklentilerinden de bahsedip toparlamak istersek Türk Telekom 2024 yılında %36-%38 civarında bir Favek marjı hedeflerken reel olarak %11-%13 arasında bir ciro büyümesi bekliyor. Bunların dışında şirket ayrıca 2023 yılında %25.7 olan yatırım harcamalarının satışları oranını %25 ila %27 oranında olmasını da öngörüyor. Yönetim, veri ve hız talebindeki güçlü trendlerin 2024 yılında da devam etmesini, marj iyileşmesinin, cirodaki ivmelenmenin sürmesini ve faaliyet giderlerinin satışları oranının iyileşmesini de bekliyor. Yatırım harcamaları da sabit ve mobil iş kollarında planlanan erişim ve kapasite yatırımlarının yanı sıra yeni veri merkezleri ve güneş enerji santralleri için beklenen harcamaları içeriyor. Genel olarak 2024 beklentileri bizim beklentilerimizin hafif üzerinde görünüyor. Bizler Türk Telekom için kısa süre içinde tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.